Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Kasa Reboot'un yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz ve Ender standart enchantry ile hiçbir işe yaramıyormuş. Evet, bunu öğrendik. Neyse, devam edelim. Bu bölümde ne yapacağım? Bu bölümde birkaç bir şeyi craft edeceğim. O craft edeceğim şeyler nedir diye soracak olursanız. Siz gelin. Oh, bir tane daha olmuyor. İhtiyacım var. Harika. Bir dedim. Teşekkürler. Osmium kompresörümüze bunu atalım. Orada şu neden burada diye soracak olursanız yaptığım ufak bir deneyden ötürü. Şimdi sen gel. O deneyi hızlıca bir göstereyim size. Sen gel. Siz gelin. Bu bölüm ancak biraz daha ilginç bir şeye girişeceğiz. Her Minecraft serisinde yapılması gereken bir şey. Neyse. Öncesinde ben şunu bir alayım. Bu arada sanırım sorun düzeldi. Evet. Şimdi. Ha yok, düzelmemiş. Yay. Basitçe olayı size burada göstereyim. Hani öncesinde korktuğum şey... Storage Drawer'lar sıkıntı çıkartacak mıydı? Çıkartmadılar. Hani Storage Drawer'ı şu Drawer Controller'a bağladığım takdirde bunu gayet 200 küsür depolama alanlı bir depolama birimi olarak gördü. Yani gayet rahatım. Ayrıca bunun hakkında bazı düşüncelerim de oldu. Chest düzenini değiştirmeye karar verdim. Chest düzeni nasıl olacak diye soracak olursanız hızlıca bir göstereyim. Sen de gel. Hatta sen de gel. Çok daha efektif olacağını karar verdiğim bir chest düzeni. Neden monitör aldım? Hatta monitör almışken zaten monitörü de şuraya yerleştireyim. Sonra seni de çıkartayım. Tamamdır. Evet. Şu an düşündüğüm chest modeli bu. Şu üstüne bir tane daha transposer koyup bir grup daha chest koyacağım. Yani bir 4 tane daha chest böyle çevrede olacak. Bu sayede çok daha az transposerla çok daha fazla chest yerleştireceğim. Duvarlarda ne olacak diye soracak olursanız da duvarlarda da muhtemelen drawer'lar olacak. Sen gel bakalım. Ve ayrıca şuradan da voila. Şimdi şu nasıl craft ediliyor? Oops. Osmium kompresöre osmium ve refined obsidian dust. O da obsidian dust ya da powder'ın, bu arada ender ion'unuz varsa şiddetli tavsiyem ne enrichment chamber ne de crusher'la yapın. Direkt segmili atın. 1 obsidiyandan 4 tane elde ediyorsunuz. Çok daha verimli. Ve şimdi gelelim. Bana 3 tane teleportation core verdi. Bir tanesini alalım, bunu yapalım. Bir tane portable teleporter. Ve gelelim 2 tanesi. 2 tane normal teleporter. Ve bunları da şöyle yapıp teleporter frame. Voila! Peki bu teleporter frame'i ne yapacağım? Çok güzel bir soru. Hani öyle güzel bir soru olamazdı. Teleporter frame'leri ben bir teleporter yapımında kullanacağım. Teleporter'ımı nereye koyacağım tabii ki de. Asıl güzel soru burada. İki tane teleporter kullanacağım. O kesin. Aslında dur. Şimdilik geçici bir yer olarak... Şuraya koyalım. Teleporter frame'ler. Evet, teleporterımızı koyduk ve buna kablo bağlamamız lazım. Ama öncesinde şunu bir ayarlayacağım.
Senin adın ne olsun? Home. Home. Evet. Bottom home. Bu aşağı o evimiz. Ancak buna enerji bağlamamız lazım. Bir de ufak bir detay. Birinin bana hatırlattığı bir şey. Ben şunların enerji değerini yanlış okumuşum. Şuraya Elite Universal Cable döşememe gerek yoktu. Bunların hepsini bir şey Basic Universal Cable gene taşıyor. Yani o biraz israf oldu benim açımdan. Nasıl seni çalıştırayım aslında. Ve voilà. Ve voilà. Ve sonrasında da evet ve bu şarj oluyor. Şimdi bu ne? Kendisi önceden RF Tools'dan gördüğümüz teleporter'ın mekanizm karşılığı. Biraz daha pahalı. Ancak birebir aynı işi yapıyor. Ya sadece tek bir şey test edeceğim, boyutlar arası çalışıyor mu? Çünkü bu bölüm girişeceğim bir şey boyutlar arası teleport istiyor. Şimdi, o zaman ben kendime bir endport sal. Kurayım. Bu arada şurada da demonların nasıl çalıştığı üstüne biraz kurcalama yapıyordum. Demonlar nedir diye soracak olursanız Open Computers'te arka planda çalışan datalar. Şimdi gelelim. End portalımı ben nereye koyuyorum? End portal demişim. Nether portalımı. Ve tabii ki de bunu yakacak bir şeye ihtiyacım vardı benim, değil mi? Evet. Bunu yakacak şeyimizi de alalım hemen. Ve unutmadan şunlar pahalı şeyler. Bunları da envanterimde tutmayayım. Ha, unutmadan. Şurada da bir şey daha yapacaktım. Onu da yapayım hemen. Bir, iki, üç. Bir saniye. Tam redstone istiyordu. Gold. Redstone. Voilà. Ve... karşınızda Electric Bow. Ve tabii ki de bunu da şarj etmem lazım. Electric Bow nedir diye soracak olursanız normal bow ama elektrikli. Evet, fire modunu açıp kapatabiliyoruz. Aslında bir şey test edeceğim birazdan. Olursa çok efsane olabilir. Ama öncesinde ben normal Flint and Steel yöntemini de yanımda bulundurayım. Flint and Steel'im nerede? Tools altında mı? Hayır, yok. Neyse, kolay bir iş. Sevgili Iron ve sevgili Flint. Tabii Flint'i ben nereye koydum? Hah, buraya koymuşum. Flint and Steel. Ve tabii ki de okum yok. Buna bir şey bakın. Oyun çöktü. Hayır, çökmedi. Tamam. Şimdi arrow'lara bakalım. Bunlar bayağı ilginç olabilir. Explosive arrow, torch arrow. Bakalım mekanizmin herhangi bir arrow'u var mı? Hayır, yok. Gibi görünüyor. Neyse.
Şimdi gel gelelim bu olacak mı? Hayır, başa ıskaladım. Olmadı. O zaman bunu yapalım. Ve Nether'a gidelim. Bakalım Nether'da bizi ne karşılayacak. Valla şimdi set teleport. Ben bir şeyden damage yiyorum. Evet. Ha. Tamam. Buradan ne anlıyoruz? Senin aşağıda olman gerekiyormuş. Bakalım gene enerjiyi alıyor mu? Ups. Hayır, almıyor. O zaman enerjiyi biz alttan taşıyacağız. Yay! Evet, bu tarz şeylerde her daim test önemlidir. Ama şunu anladık ki boyutlar arası çok rahat çalışıyor. Bu makine. Ki benim istediğim şey de tam olarak bu. Ups, hapırı kazara kırdık. Neyse, dert değil. Yeniden konabilir bir şey. Şimdi hapır gel. Tamamdır. Şimdi geriye şunları geri koymak kaldı. Evet, hazır. Şimdi ben bir iki silah daha yapıp geliyorum hemen Tinker's Construct'la. Evet ve geri geldim ve şu an kendime bir adet longbow yapıyorum. Evet. Arrow'umu yapmıştım. Manulin kafa Reed'den, yani Sugarcane'den orta ve normal tüy. Ve hazır. Şimdi benim buna koymak istediğim modifierlar. 3 tane modifier hakkım var. Bunlardan bir kısmı kesinlikle redstone, bir kısmı da kesinlikle quartz olacak. Evet. Şimdi 5 tane de redstone lazım. Ve şimdi atak hızımıza bakalım. Hala o kadar iyi değil. Neyse, ben quartzlarımı koyayım. Quartzlarım nerede? Ha, doğru. Altmış, 64, 72. Evet, çok daha fazla damage uygulaması lazım. Bunu Attack Speed 3, Attack Speed 3. Şimdi Redstone, daha fazla Redstone koysam mı? Güzel soru. Başka ne ekleyebilirim? Buna düşünelim. Modifiers. Redstone. Sharpness ekledim. Diamond'a gerek yok. Emerald. Reinforce. Beheading. Hayır, gerek yok. Hayır, gerek yok, gerek yok. Fire'ı belki ekleyebilirim. Necrotic. Nekrotik olabilir. Ama benim nekrotik bonum var mı? Bir de bir bakalım, craft etmenin herhangi bir yolu var mı? Yok.
Evet, nekrotik bonum yok. O zaman devam edelim. Ne ekleyebiliriz? Fire'ı ekleyebiliriz. Ya da direkt ben hız ekleyeyim. Evet, acımadan hız ekleyelim. Ups. Tamamdır. Şu kafayı da şuraya atalım. Bakalım bunlara bir modifier ekleyebiliyor muyuz? Aa evet. Bunlara da modifier ekleyebiliyor. Aa bir saniye. Acaba... Neyse bunlara da quartz ekleyelim. Quartz'ım az kalmış. Sana fire ekleyelim. Bir bakalım birden fazla fire ekleyebiliyor muyum? Evet ekleyebiliyorum. Abi bir saniye fire zaten... Katman katmanmış. Evet ve fire damage'ımızı da ekledik ve şimdi... Başka ne ekleyelim? Fire'a devamlı. Ya da normal. Tamamdır. Gayet makul bence. Tabii ki de quartz'ı burada kabul etmeyecek. Seni de kabul etmeyecek. Seni de kabul etmeyecek. Ancak bir deneme atışı yapalım. Legolaslığımızı göstererek. Evet, instakill. Instakill demişken... Şurada bir adet Enderman var. Ben Enderman isterim. Tabii Enderman kaçmasaydı daha güzel olabilirdi. Ve nereye kaçtı? Hah. Bir saniye, Ender Pearl düşürmedin mi sen? Tamam, bu çok ilginçti. Bir saniye, bir Sniper Duel. Valla! Şimdi, bir de kendime yeni zırh yapacağım. Obsidian. Hemen yeni zırhımı yapıp geliyorum. Evet ve hazırım. Voilà. Ve sizleri ne yapalım? Şuraya atalım. Şimdi. Yemek stoğumu yenileyim. Yememişim. Sen gel. Sen de gel. Yemek stoğu demişken bir de Elma. Ha. 4 tane de Golden Apple yapalım. Ve bir tane de Notch Apple yapalım. Sen nasıl yapılıyordu? Ha, seni bulacağız. Önceden yapılıyordu bu diye hatırlıyorum. Neyse. O zaman hazırız. Burada bırakacağım neler var. Burada bazı şeyleri bırakacağım neticede. Enderman kafası sen git. Sen git. Kılıcım kalsın. Bunları yeniden yapabileceğim şeyler neticede. Cobalt pickaxe. Cobalt pickaxe'im.
burada kalsın. Hammer'ım bende kalsın. Şu var. Aslında Hammer'ım da bende kalmasın. Yanımda bu var. Tamam. Sen de gel. Sen yedeksin. Aslında düşününce buna gerek yok da. Neyse dursun kenarda köşede. Flint and Steel ne olur ne olmaz. Ve şimdi asıl eğlence. Bunları daha efektif işlemenin yolu var gerçi de. Asıl işleyeyim. Neden uğraşıyorum ki? Zaten yeniden toplamakla uğraşayım sonrasında. Ve voilà. Eye of Ender. Bu arada senin başka kullanım alanların var mı bende? Var, tamam. Void Stone vesaire vesaire. Güzel. Daha sonrasında End'e bir ışınlanma noktası daha koyarım. Ve hazırım. Geriye sadece End'i bulmak kaldı. Evet ve bulduk. Ve şimdi geriye sadece burayı açmak kaldı ve tabii ki de gereksiz şeyleri bırakıyorum arkamda. Oops. Burada bir adet. Yok. Şimdi kapımız nerede? Ha, tam buradaymış. Tabii biraz çevreyi kurcalayalım. En son End Portal'a gideriz. Evet ve tabii ki de şu iğrenç bir mob var kayalardan çıkan. Adını unuttum. Onun sesini her yerde duyuyoruz. Hiç çok severim kendisini. Ama tamam. Zımbırtımız burada. Ve önümüzde bir adet kütüphane var. Öncesinde ben bir yemek yiyeyim. Mesela yemeklerimin hepsini getirmek biraz saçma oldu ama olsun. Ve tabii ki de video ortasında mesaj gelmemesi tuhaf olurdu değil mi? Hah, kitap bakalım sen nesin? Horns 3. Bir bakalım bir işe yarıyor musun? Başka bir chestimiz var mı? Var. Sharpness, power. Aslında işe yararsınız. Oh. Yay! Bir saniye. Sharp power, efficiency, sharpness. Aslında yapabilirim tekrar. Tamamdır. Kütüphaneyi bu kadar kurcaladığımız yetti. Şimdi asıl eğlenceli kısım. Biraz daha kurcalama. Ama kütüphane iyi değil. Aşağıya iniş var. Yani yerimizi, gideceğimiz yeri biliyorum. Fakat bu biraz eğlenmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Evet. Ama hiçbir şey yok gözüküyor elimizde. Buralarda. Evet o zaman gideceğimiz yere ilerleyelim. Evet. Geldik. Ve silverfishlerimiz. Çünkü burada bir adet silverfish spawnlarımız vardı. Oh, umarım
Ha, dur aslında sanırım tam yetecekler. Evet tam yettiler. Huh. O zaman ne yapıyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler. Evet. Bütün bu macerayı sonraki bölüme bırakıyorum. Bu arada kanalımı yeniden diriltmeme yardımcı olmak istiyorsanız eğer lütfen mümkün olduğunca yorum atmayı, izlediyseniz like atmayı vesaire unutmayın. Kanalımı yeniden diriltmeye çalışıyorum ve yardımlarınız inanılmaz derecede iyi dokunacaktır. Ayrıyeten subscribe butonunun yanında bir adet çan var. O her yeni video yüklediğimde onun size ulaşmasını sağlıyor. Diğer türlü YouTube bazen onu göstermemeye karar verebiliyor. Aklınızda bulunsun. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.